Menemen FK deplasmanında alınan galibiyetin özgüveniyle Isparta maçına çıkan Bursa Spor ne yazık ki kaybetti. Geçen hafta istek ve mücadeleyi skora yansıtan İsmail Ertekin'in öğrenicileri, Bursa'da oynanan karşılaşmanın genelinde isteneni pek veremedi. Açıkçası ilk 45 dakika boyunca Bursa Spor adına sadece kaptan Cenk Şahin'in friki ve yakalanan kontrataklarda verilemeyen son paslar aklımda kaldı. İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Bursa Spor, kalesinde golü görse de, yaptığı preslerin karşılığı olarak pozisyonlara da girdi ancak özellikle Cenk Şahin'in kaçırdığı net pozisyon kırılma anı olacak derken uzatma dakikalarında gelen gol umutları yeşertse de Isparta'nın attığı, daha doğrusu ikram edilen golle sahadan puansız ayrıldı Yeşil Beyazlılar. Bu maç kazanılsa puantaj olarak birbirine çok yakın olan bu ligde Bursa Spor'un ivmesi de değişebilirdi galibiyetin yanı sıra alınacak bir puan dahi bu ligde çok önemliyken yenilen acemi gol maalesef herkesi kahretti. Dün Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda kaleci Canberk Yurdakul dışında ne yazık ki hiçbir Bursa sporlu futbolcu gününde değildi. Böyle moralli olunan bir haftada bu kötü oyun, en azından kötü istek kabul edilemez. Ne olursa olsun hemen ayağa kalkmak ve ileriye bakmak gerekiyor. Zira puan tablosunda düşme hattına gerileyen Bursa Spor, önümüzdeki hafta Arnavutköy'le de çok zor bir maça çıkacak deplasmanda. O yüzden hatalardan hızlı ders çıkarıp ilk yarının kalan maçlarını maksimum düzeyde puanla bitirilmesi gerekiyor. İki galibiyet alanın bir anda yukarı çıktığı bu ligde neyin ne olacağı belli olmaz. Daha evvel de dediğim gibi, hatalardan hızlı bir şekilde ders almalıyız. Aksi takdirde bu ikinci, lig çukurunda daha kötü rüyalar görebiliriz. Futbolun farklı şekilde oynandığı bu ligde mücadeleden vazgeçmemeliyiz. Yumruğu sıkıp ayağa kalkmasını bilmeliyiz.